Soruşturmasının başlaması. Ceza soruşturmasının başlaması bir otomobilin kontak anahtarı gibi. Anahtarı sokuyorsunuz, çeviriyorsunuz, motor çalışmaya başlıyor. O an kritik bir an. Daha evvel ceza soruşturması yok. Bir anda ceza soruşturması başlıyor. Yani bir kişi normal bir kişiyken şüpheli kişi statüsüne giriyor. Hakları kısıtlanıyor, devletin yetkileri doğuyor. Bunun için şeyi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Ceza soruşturması ne zaman başlar? Sizce ne zaman başlar, Baran? Suçun öğrenilmesi üzerine ilk işlemin yapılmasıyla hocam. Tamam. Ayşenur da hatta galiba. Ayşenur siz ne dersiniz? Ayşenur'un da görüntüsünü göremedim daha henüz. Yine Atahan siz söyleyin o zaman. Hocam bir suç işlendiği izlenimi oluştuğunda başlatıyordum. Tamam, güzel. Eda. Ceza soruşturması ne zaman başlar? Bir sınav sorusu olabilir mesela bu. Çok önemli bir soru. Şu ana kadar söylendi. İkisi de doğru. Ama siz ne dersiniz? Bir ceza soruşturması ne zaman başlar? Yani iddianamenin düzenlenmesi de... İddianamenin düzenlenmesi kamu davasına kadar yok. İlerlediniz. O hep ileriki aşamalarda olacak. Daha hiç iddianame falan yok. Suçun işlendiğini öğreniyor sadece kolluk veya savcı. Ama soruşturma ne zaman başlar? Çünkü soruşturma başladığı anı iyi tespit edersek buradan itibaren yetkiler ortaya çıkacak. Sanığın hakları ortaya çıkacak. O kritik anı belirlememiz gerekiyor. Atahan? Hocam yetkili kişi dediniz de savcı yetkili olduğu için acaba şey diyebilir miyiz? Kolluk savcıya ya da savcı durumu belirledikten sonra başlar. Hani iddianamenin yazılmasıyla başlar. Yok, iddianamenin yazılması dediğiniz vakit çok ileri gitti o. Ayşenur geldi mi bu arada şeye? Ayşenur? Sesinizi de açın, görüntünüzü de açın, sizi göreyim bir. Hocam sanırım Ayşenur'un bilgisayarında sorun var. Öyle mi? Aa, peki o zaman. Mesaj mı attı? Peki. Burada chat box'ta. Peki. O zaman bakın 160. maddeyi okuyalım. Eda Hanım, Eda. Gene siz bize maddeyi okuyun. Değil mi hocam? 160. Birinci fıkra. Cumhuriyet savcısı ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimi veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Bakın burada bir kelime var, altın çizin onun. Suçun işlendiği izlenimi veren hal. Bu anahtar kelime bunlar. Suçun işlendiği izlenimi veren hal. Savcı öğrenirse, neyi öğrenirse, suçun işlendiği, izlenimi veren hal öğrenirse, hemen araştırmaya başlar diyor. Bu başlar kelimesi bir mecburiyet ifade eder. Yani bir savcının suçun işlendiği konusunda izlenim edinirse, araştırmak mecburiyeti var. Şimdi bu izlenim ne demek? Bunu tespit edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda çok sayıda kararı var. O kararlarda şunu söylüyor. Objektif bir ölçüt kullanırım ben diyor. Objektif bir ölçüt. Somut olguları 100 kişi izlerse, görürse, suç işlenmiştir diye düşünebiliyorsa, suç işlendiği izlenimi ortaya çıkar diyor. Mesela birkaç örnek verin bana şimdi Baran. Ne zaman bir suç işlendiğini düşünürsünüz, eve geldiniz, kapınız kırık, anahtar yerine tornavida sokulmuş, açılmış kırık. Böyle bir durumda suç işlendiğini düşünür müsünüz?
Evet hocam. Evet. Peki atalım. Başka bir örnek düşünün böyle. Öyle bir olgu düşünün ki o olgu size suç işlendiğini anlatsın. Somut, olmuş bitmiş bir şey söyleyeyim. Mesela duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, evet. Hocam mesela bir kişinin arabayla birine çarpması ve kaçması o anda. Güzel, güzel. Çarptı, adam yere düştü, kaçtı. Suç işlendiği konusunda izlenim var. Eda, bir örnek düşünün. Büyük oranda bir yerde mesela kan görmek. Tamam, güzel. Yani öyle örnekler düşünün ki somut olgulara baktığınız vakit burada bir suç işlenmiştir diye düşünebiliyorsanız sizler, hepimiz, o zaman savcının bir soruşturma başlatması gerekiyor. Bu objektif bir kriter. Çünkü bazı somut olguların ortaya çıkmış olması gerekiyor. Somut olgular. Bu somut olgular da sıradan bir vatandaşa suçun işlendiği konusunda bir düşünce yaratması gerekiyor. Eğer böyle bir hal varsa, suç işlendiği izlenim veren hal varsa, o zaman savcının o suçu araştırmak mecburiyeti var. Şimdi anladınız mı? Suçun işlendiği izlenimi veren hal soruşturmayı başlatıyor. Şimdi bunun bir de tersini düşünün. Somut olgular var fakat size suçun işlendiği konusunda bir izlenim yaratmıyor. Sadece bir şüphe yaratıyorsa bu soruşturmayı başlatmaz. Neyi başlatır? Hani biraz evvel demiştik ya, araştırarak suçu öğrenme. O zaman hani bir kişinin fazla para kazanmayan bir kişinin çok para harcamaya başlaması suç işlediğini kesin göstermez. Ama araştırma yaparsak onun suç işlediğini öğrenebiliriz belki, ya da belki de işlememiştir. Buradaki o ince ayrıntı, ince kriter çok önemli. Suç işlendiği izlenim veren hal, somut olgulara dayanan ve suçun işlendiği konusunda toplumda yaşayan birçok kişiyi inandırabilen haldir. 158. maddenin 6. fıkrasını okuyalım şimdi. 158. maddenin 6. fıkrası. Bu sefer Baran okusun. İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadanın herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Tamam, orada kal. Bakın şimdi kanun koyucu 2017 yılında bir ekleme yaptı 158. maddeye. Ne diyor bakın, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Halbuki 160 ne demişti? Soruşturma yapar demişti, değil mi? Şimdi burada soruşturma yapmama kararı veriyor. Bir şeyler öğreniyor fakat soruşturma yapmayacağım ben diyor. Ne zaman yapmayacak? İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığını anlarsa. Mesela bir kişi bir şey söylemiş ama söylediği suç teşkil etmiyor. Suç teşkil etmiyorsa ceza soruşturması yapmaya gerek yok. Bir de soyut ve genel nitelikte bir ihbarsa diyor. Yani biraz evvel demiştim ya size, hani ihbarın ayrıntılı olması gerekiyor. Kendi bir şeyini vermesi gerekiyor falan. Onlarda yok. Hiçbiri yok. Bu gibi hallerde soruşturma yapmama kararı veriyor. Bu 158. maddenin 6. fıkrasının yanına lekelenmeme hakkı yazın lütfen kanunlarınıza. Lekelenmeme hakkı. Bu arada Can, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ceza muhakemesinin soruşturma evresinde soruşturmanın başlaması kavramını inceliyoruz. Ve soruşturmanın başlamasında da bir kriterimiz var. Başlangıç şüphesi olması gerekiyor. Başlangıç şüphesi somut olgulara dayanan ve toplumda birçok kişiyi ikna edecek kadar kuvvetli bir durum. Böyle bir şey yoksa savcı soruşturma yapmayacağım diye karar veriyor. Buna SYOK,
SYOK diyoruz. S-Y-O-K diye kısaltıyoruz. Soruşturmaya yer olmadığı kararı. İleride göreceğimiz bir de K-Y-O-K var. KYOK. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı. SYOK ve KYOK. KYOK'a KYAKTA diyenler var. Soruşturma yapmayacağım, kıyak yapıyorum anlamında. Soruşturma, SYOK ve KYOK. Ama burada SYOK kavramını görüyoruz kanunda. Peki, şimdi geldik yeni bir kavrama. Araştırma mecburiyeti kavramımız var. Araştırma mecburiyeti kavramı da 160. maddenin 1. fıkrasından çıkıyor. Eğer başlangıç şüphesi varsa savcının mutlaka ve mutlaka altın çizin için not eden bir yere etkin bir soruşturma yapması gerekiyor. Etkin bir soruşturma. Etkin soruşturma yaparak şüpheyi kuvvetlendirebilirse iddianame düzenleyecek. Fakat yine etkin soruşturma yapıp da şüphe kuvvetlenmezse KYOK, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecek savcı. Bu araştırma mecburiyeti bizi adli görevlerin başlamasına getiriyor. Eğer suç şüphesi, başlangıç şüphesi şeklinde ortaya çıktıysa ve savcı araştırmaya başlıyorsa artık adli görevler başlamıştır. Devletin bir önleme görevleri var, suç öncesi görevleri var. Bunlar idari nitelikte. Fakat suç işlendiği başlangıç şüphesiyle ortaya çıktıktan sonra adli görevler başlıyor. Adli görevler başlayınca da temel hak ve özgürlüklerde kısıtlama yapılması olanağı doğuyor, hakim kararlı vesaire. Bu nedenle adli görevlerin başlaması çok önemli. Ve bunu yapan da adli kolluk ve koruma tedbirleriyle yapılıyor bu. Koruma tedbiri size ne ifade ediyor kelime itibariyle Can? Koruma tedbiri deyince ne aklınıza gelir? Mikrofonunuzu da açarsanız, mikrofonunuzu açın. Mikrofonunuzu kapalı galiba. Evet, şimdi ha, tamam. Hı-hı. Evet, koruma tedbiri. Geç katıldığım için tam yakalayamamış olabilirim. Yok yok, yani genel olarak koruma tedbiri deyince ne aklınıza gelir, ne anlarsınız? Çok genel bir bilgi soruyorum. Ya mağdura yönelik ya da suç koşturmasında delillerin karartılmasına yönelik bir takım girişimleri önlemek için alınabilecek tedbirler diye. Güzel söylediniz. Koruma tedbiri, delil koruma tedbiridir. Bizim hukukumuzda koruma tedbiri kelimesi delillerin korunması için kullanılıyor. Mağduru korumak için kullanmıyoruz. Sadece delilleri korumak için. Çünkü bir olaydan sonra deliller var. O deliller yok olabilir. Delilleri korumak için arama yapıyoruz. Ortaya çıkartıyoruz delilleri. El koyma yapıyoruz. Delilleri tutuyoruz. İşte telefon dinliyoruz. Yakalıyoruz vesaire. Hep amacımız da delilleri korumak ama. O halde şimdi bir soruşturmanın başlamasının önemini tekrar vurgulayalım. Başlangıç şüphesiyle başlıyor. Etkin soruşturma yapılması gerekiyor. Ve etkin soruşturma bizi adli görevlere getiriyor. Adli görevler ile birlikte de koruma tedbirlerinin uygulanması gündeme gelecek. Şimdi böylece birinci saatimizi bitirdik. Ve yeni bir konuya geldik. Ceza muhakemesi şartlarına geldik.